Bugün sizlere cezaevinde 24 saat nasıl geçer ondan bahsedeceğim. Öncelikle sabah 7.30'da kalkmak zorundasınız. Çünkü sabah 8 içtiması var. Sabah 8'den veya 7.40'dan başlar bugün içtimalar. Saat 8 ve 8.30 arasında içtimanız var. İçtimaya kalkarsınız. İçtima süresi ortalama 1 dakika sürer veya sürmez. Gardiyan kapıyı açar, içtima diye bağırırlar. Herkes sıraya geçer. Tekliyiz. Askeri izada sıraya geçer. Baştan sayı gönderir. 1, 2, 3, 4 diye. En sonaki örnek veriyorum. 15 son. Ve biter orada. Hadi görüşürüz falan derler giderler. Saat 12'ye kadar film izlemek, kahvaltı yapmak gibi aktiviteler yapılır. Ondan sonra saat olur 12. 12'de ise yemeğiniz gelir. O günkü yemek neyse artık, o günkü hangi menüde hangi yemek varsa o yemek size gelir. Yemeğinizi yersiniz. Bazı cezaevlerinde menü size veriyorlar. Menü derken yani bir liste var. Yemek listesi. Liste hazırlarlar. Veya liste verirler. Tabi bunlar cezaevi vermez. Bir de böyle bir şey var. Örnek veriyorum. Pilav gelir, yemek gelir. Kuru fasulye gelir, nohut gelir. Beğenmezsin, yemek istemezsin. Yemek istemediğiniz yemekler geldiği zaman kantinde örnek veriyorum. Ton balı, kavurma, et dürüm yemekler kantinden temin edilerek yiyilebilir. Semaveri düşünün. Semaverin üstüne tane tas, demir bir tas veya cam bir kase koyuyorlar. O buhar kaseyi ısıtıyor. O ısıyla da yemeği pişiriyorlar. Yani yemek genelde böyle pişiyor. Eğer residans altı düzse sıkıntı yok. Onu şey yapıyorlar. Her altı düzse yağ dökerek ve yağ satın alır kantinden veya paket yağlardan varsa onları kullanarak menemen gibi yemekler yapılabilir. 12'den sonra örnek veriyorum veya sabah olabilir bu. Siz eğitimleriniz var. Bir kursa gidiyorsan kursa gidiyorsun. Kursa gitmiyorsan örnek veriyorum. Sabah sporu veya voleybol, basketbol, futbol gibi haftada 2 defa mahsus veya 3 defa olmak üzere. Çocuk cezaevinde 3 defa. Büyüklerde ya 1 defa ya 2 defa. Eğitime çıkarsınız veya spora çıkarsınız. Kurslarınız varsa belli günlerde hafta içi olmak üzere kurslara gidersiniz. El örme veya cam kase yapma gibi kurslar yani öyle havalı şeyler değil aslında. Her neyse ama zaman geçirmek için güzel bir şey. Bunlar bittikten sonra saat 5'e kadar mesainiz var. Mesai bitiyor. Mesai bitmeden önce görüşünüz varsa örnek veriyorum haftanın bir günü belli bir günde ise görüş veriyorlar. O günde görüş ailenizle ve arkadaşınızla görüşebiliyorsunuz. Eğer aile birinci derece yakında ise genelde arkadaş listesi var. 3 kişi yazdırabiliyorsun. 3 kişinin ismini yazarak çağırabiliyorsun. Akşam oldu. Saat 5 mesai bitti. Tekrar bir içtima alıyorlar. Akşam 5 içtiması. Yat içtiması diğer adıyla. 5 içtimasını alıyorlar. Tekrar aynı şekilde gardiyan giriyor içeri. İçtima diye bağırıyor. Herkes düzeliyor. Yani sırada olsa bile herkes gardiyan içtima diye bağırıyor yani. O bir şartta. Allah'ın emri gibi bir şey olmuş orada. Her neyse içtimasını alıyorlar yine baştan sona sayıyorlar. Allah kurtarsın diyor gardiyan. Akşam her zaman dediği gibi Allah kurtarsın diyor. Millet de sol diye bağırıyor, çıkıyor. Ondan sonra akşam yemeği geliyor ve akşam yemeği önce geliyor. Yani de akşam yemeği içtimadan önce gelir veya sonra gelir. Bu kurumdan kuruma değişebilir. Yemeğinizi yedikten sonra akşam haberleri genelde izlenir her zaman cezaevlerinde. Akşam haberleri izlenir ve af gündemde varsa bir hayli dikkatli izlenir. Yoksa zaten normal işte her zaman gibi videolar, haberler izlenir. Varsa haberden sonra dizilerin, dizi varsa dizi izlenir. Sohbet, muhabbet, çay falan derken akşam vakti de yatılır. Ondan sonra gününüz biter. Tekrar aynı maraton yıllarca devam eder. Bu videoyu izleyen mahkum yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Allah yardımcınız olsun. En yakın zamanda ayınıza kavuşma dileğiyle. Hoşça kalın.